Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber şu an metadaki Timo'nun en büyük kanser counter'ına karşı oynuyoruz. Bu şampiyon Timo'nun counter'ları arasında, hatta en büyük counter'ları arasında. Fakat oynanmadığı için kimseye batmıyordu bu şampiyon. Ta ki bugüne kadar. Bugünlere kadar. Şampiyon revoke'lendi. Gene top lane şampiyonu oldu. Ve şu an Timo'nun en büyük counter'ları arasında. Şu an ben normalde tam cash banlıyorum. Mordekaiser banlamayı da bıraktım. Hani Malphite'de da tam cash banlıyorum. Bunlar benim 3 main banlarım. Bu el banlamadım. Bu el niye banlamadım? Malphite banlayasım tuttu bu el. O da cezası ağır oldu. Şimdi 2 level olacağız. 2 level avantajını vuramıyor bana. Güzel. Bu tam kendisi sadece early game'de dövebiliyorsunuz arkadaşlar. Early game'de kafasına 2-3 tane auto atak atıyorsunuz. Alt level'den sonra şansınız yok. Alt level'den sonra, alt level 10'a kadar Q'su da zaten çok yükselmiş oluyor. Q'su 200-200 vurmaya başlıyor. Zaten Q'yu yediğiniz an sizi ağzına alıyor ve ölüyorsunuz. Onun dışında bunun bir de E'si var, açmış şu an. Can yenilemesi var deli gibi. Karşıdaki jungle kim? Potum basmazdım normalde de. Karşı jungle tehlikeli arkadaşlar. Ben de. Kuşların da okey. Onu da yeseydim zaten. Neyse, manası early game'de bitiyor en azından. Manasını böyle boş Q ata ata bitirirse. Zinzado bu site'de olduğu için zaman kazanırım diye düşünüyorum. Şu an vurabildiğim kadar vuracağım buna. Olası bir gank'te. Belki bunu killerim. W'su bir de stun atıyordu değil mi? O W'suna alışamadım arkadaşlar. Ben hala ne yapıyor diye bir sorguluyorum, ondan sonra dojlamaya çalışıyorum. Öldü. Buraya gitmemiz lazım. Buraya gitmemiz lazım. TP atacak bu çocuk. TP atıp. Kanka göstermeseydin kendini iyi olurdu ya. Neyse, sıkıntı yok. Zinzal kendini gösterdi ama hiç sıkıntı değil. Lane donduracak sanırım şu minyonuna. Yo, itiyor. Gayet iyi. İşimize gelir. Şimdi çocuk kayıtlamak için ayakkabı almalı mıyız? Yani bayağı da Karks oynamadığım için can mı alsam, ayakkabı mı alsam bilmiyorum. Da can almak daha iyi sanki. Ya da ayakkabı mı alsak? Şöyle yapalım. En iyisi bu ya. Bir tane de pot alalım. Hani ayakkabı lazım olacak dojlamak için. Can da lazım olacak tek yemek için. Bir de Nashorn dişi alacağız. Nashorn'luk maç. Nashorn'lu mantar bulduk atacağım. O yüzden bu şekilde gidelim. Mid'de de Jitoli yeni main'ini oynuyor. Şampiyonu çok sevmiş. Bu şampiyonun pozitif win rate olan tek kişi bu şampiyonla. İlk 10 maç tamamlayınca direkt derecedeyim. Direkt dünya üçüncüsü falan oluyorsun. Şampiyon win rate'i negatif. Şu an %38 win rate'i varmış. Bir tek Jitol pozitif win rate'le oynuyor şampiyonu. SS attım kanka, tam kendisi sana geliyor muhtemelen, bilgin olsun. Bir de uzaktan W falan atabiliyor ya, dikkat etmek lazım. Aa, burada okey. Sıkıntı yok, rahatına bak. Hemen de skill atıyor. Evet, takip sesi. Twitch takip sesi. Duyduğunuz takip sesi Twitch takip sesiydi arkadaşlar. Her akşam 8.30'da yayındayız. ScoutXF üzerinden Twitch'te. Yayınlara gelebilirsiniz. 2-3 videoduk da yayında takip geliyor. Yay. Her uza 400 RP veriyoruz bir de. Onu söylemiştim sanırım önceki videoda da. Yani toplulukta falan paylaşıyorum yayını açacağım zaman zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Ya şu YouTube'un topluluk kısmında kaç kişi bakıyor ki? 200-300 kişi anca bakıyor. Bir denemek için anket falan açmıştım. En fazla 500'ü gördü o anket. Viego'nun bota gittiğini gördük. Biz en iyisi rahatımıza bakalım. Ignite'sız tam kençi kesme gibi bir lüksümüz yok. Ağır yarasız tam kençi kesme gibi bir lüksümüz de yok. Bir mantarım var, elimde tutuyorum o mantarı üzerime tam kençi atlarsa diye. İki mantar olduğunda o mantarı kullanacağım. Şu tahribi alsak. Yana yok. Evet. Bota mı gitti diye düşünüyorum da. Bota da gitmedi sanırım. Zinza karşı maviye gidiyor. Ejder alacak onlar. Zinza da karşı jungle dönecek. Yapması gereken o. O ejderi verdiğimizi anladı çocuk da, karşı jungle yok. Öyle de bir sıkıntı var. Mavi çıkıyor aslında. Mavi alabilir. Şuraya bir mantar atalım. Bu tamken şimdi diliyle beni alabiliyor mu? Ya ne yapıyorsun sen? Gitti mantarı patlattı.
Oradan da yardım lazım. Zinzao! Zinzao! Zinzao ne yapıyorsun? Zinzao! Lan Zinzao! Lan! Adam mavi aldı Jitol. Adam beni trolledi, mavi aldı. Dedi ki ben gelmiyorum sana. Ben mavi alacağım dedi. Yarım saat savaştım, dayandım, ölmezdim. Zinzao tıklasa top lane'i ölmezdim. Bir de gitti top lane'i adama kill verdi. Ne kadar iğrenç ya. Adam sırf mavi buff 100 gold için adam hem beni öldürttü, hem kendisi öldü, hem de yani geri düştü. 2 gündür zaten böyle tiplerle uğraşıyorum şu EU'de. Akıl sağlığı kalmadı. Kiana'ya bir gideceğim de. Öldü. Tapa mı çıkıyorsun? İteyim mi? Tamam okey. Ortada bırakacaktım da. İteyim madem tapa yürüdün. O adam çok güçlü, dikkat et. Adam ayakkabı da bitirmiş. Bizim çocuk koştu öldü kanka bir de ya. Bizim daha kötü ya çok. Ben base'e atıyorum. Sen orayı al iyice. Çok kesebileceğini sanmıyorum. Dikkatli oyna. Ayakkabı almak sanırım şu durumda daha iyi. Sen in mi de kanka ölmeden. Ben zaten noktada. Şuraya bir mantar da attım. O mantarı kullanabilirsin. Bizim bot ne durumda? Bizim bot iyi gibi. Takımın ADAP oranı güzel. Bu bizim işimize geliyor. Adamlar ejderi dalmamış bu arada. Aa, şu an tabi Kiana olaya müdahale etti. Bu çocuğu kesebilir miyim? Emin değilim. Kesemezmişim. Çok hızlı. Bir de stun olmadığı için adamın W'sunu da engelleyemiyoruz. Çok satıyor bizimkiler ya. Yok kanka zaten oyun bilgileri çok iyi gözükmüyor adamların. Adam kaç saniye taşıyabiliyor beni ağzında ya. Adam kaç saniye taşıyabiliyor beni ağzında. Böyle saçma şampiyon mu olur? Adam beni 3 saniye falan taşıdı ağzında. İmkansız ki karşısında oynaması bunun. Deli gibi can emiyor. Güzel, ejderi çaldı. Onu da kesin. Bakalım biz late'de gücümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Şu an yapacak hiçbir şey yok. Bu adam çok fed. Ya fed değilken bile daha doğrusu. İkimizin de 2 kill'i vardı. Ona rağmen beni kesebiliyor. Saçma sapan iş ya. Riot en son 2 sene önce de tam Kench üzerinde oynamak istemişti arkadaşlar. Gene oynamıştı, gene top lane'de deli gibi meta olmuştu ve her gel tam Kench banlanıyordu veya alınıyordu. Sonra yeniden reworklemek zorunda kalmışlardı tam Kench'i. Hani ufak bir rework bunun gibi. Bundan daha ufak hatta. Hani nerflemişlerdi falan, güzel, eline sağlık. Gene aynısını yapacaklar şimdi. Yavaş yavaş 2-3 Yama nerfleyecekler. Bir sonraki Yama zaten nerf geliyor ama bir sonraki Yama'nın 2 hafta sonrasında geleceğini varsayarsak. Evet attım ben tam Kench. Okey. Tatilden dolayı Yama'yı bir hafta daha ertelediler. O yüzden çok sıkıntı ya. 3 hafta boyunca tam Kench banlamak zorundayız yani. 2 hafta kaldı gerçi. 2 hafta tam Kench banlayacağız. Q değil de aslında benim, sakın. Ben plate alıp kaçacağım. 2 plate aldım iyi bari. O plate gold'unu eşitledim. Bu adam bir de buna oluyor. Asla şey yapamıyoruz. Kaçamıyoruz. Bir tane dilini yaksak kesin ölüyoruz. Bir de şampiyon saçma sapan bir tanklığı var. Normalde bu çok fazla tanklık sağlamıyor. Hani 25 armor, 25 büyü direnci veriyor. Ona rağmen şampiyon çok tank. Sana geliyor bir yaga. Adama yarım saat hit attım. Adam bana tek dille vurdu, alsak daha fazla. Adam kaçıyor. Canı az da nereye kaçtığını bilmiyorum. Adam buraya mı atladı? Adam çalıya mı atladı?
Çalıya değil, bugaya atladı bence. Kanka çünkü şey, bugaya atlayıp flashla kaçmış olabilir. Çünkü bu vadinin alameti tetiklendi. Acaba Zinzan W'suna falan mı tetiklendi, onu da bilmiyorum ama. Neyse bakalım, Zigzag Sagatak ona ya. Böyle mantar dizeceğim 3 tane. Maksat kuleyi alamasın. Kuleye vugamasın daha doğrusu. Evet, koyduğumuz mantarlardan ötürü adam kuleyi hiç atamadı. Sen de kuleyi aldın, gayet iyi. İlk kule, bir de aldığın kule. Sana geliyorlar. Aa, bizim Malisay kaçtı. Kule altı atıyor. Öl, öl. O kadar da değil. Ha, gördün mü, izledin mi beni? Evet, çok iyisin. Hayır kanka, benim iyiliğim değil buradaki mesele. Buradaki mesele benim bu kadar zorlanmam kanka. Öyle bir hatayı başka hiçbir şampiyon yapamaz kanka. Hani öyle bir hata yapıp bu kadar kesmeye yaklaşamaz. Başka hiçbir şampiyon bu kadar yaklaşamaz ya. Saçma sapan iş. Adam dümdüz yürüdü, minyon yokken dive atmaya çalıştı bana. Banlayın, tam kendisi direkt banlayın. Malphite'a karşı falan en azından Hoklan Pensi alıp düz vuruş Q'yla trade'de okey çıkıyorsunuz. Bu çocuğa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece o game'de bir kez... Alın, alın direkt. Ha direkt, evet evet, hatta direkt tam kendisi oynayın banlanmazsa. Saçma sapan iş ya. Riot'un gene 2 haftalık oyunu mahvedişi. 2 hafta sürecek bu. Ya da belki 1 ay da sürebilir. Riot biraz daha nerflemezse bu şampiyonu. Çünkü gelecek nerf çok büyük bir nerf değil. Q'sun iyileşmesi çok az düşüyor. Bir de ne düşüyordu hiç hatırlamıyorum yani. O kadar boş bir nerf'ti ki. Bir şeyin hasarı 5 düşüyordu sanırım. Oto atan hasarı 3 düşüyordu sanırım. 5 değil de. Öyle bir şeyler. Şuna yardım var mı? Geliyorum, geliyorum. Ben de geliyorum. Ölmezse iyi. Buraya kaçarsa... Kanka bana doğru. Q'yu koydum. Shot'tan. Ultisi yok bunun. Benim ultim var. Ultim var da adam hasar yemiyor. Q atacağım, patlatamayacak patlangıcı. Tamam. Kovalarız onu ya. Tamam, kaçamayacak. Sen alırsın değil mi onu? Ultim alamam, alamam. Alırım da. Kalkan dönecek. Vur, şuna ultiyi vur ya, yansın, yan. Bak bak, kalkanı bir daha döndü, gördün mü? Kalkanı 2 saniye ya da 3 saniye falan sanırım. Atıyor, bir daha dönüyor. Çok saçma kanka, kalkanın zaten dönüşü en saçma olayı. Tanklı bence o sağlıyor. Adam sonsuza kadar kalkan basıyor ya. Tam kendisi kesinlikle banlayın. Yani banlamazsanız da oynamayı öğrenin. Varınızı, yoğunuzu, tüm ganimetinizi bu adamı, bu şampiyonu banlamaya harcayın. Ya bizim botlane açılıp ölmüş ya, iyi değil. Zinza top kuleyi aldı, o güzel oldu. Mid 2 düştü karşı takımın. O da güzel. Viego gelecek de şunu hızla alamaz mıyız? Aldık. Şu ejder mantarlarını atıyorum. Aslında base atmama gerek yok. Şu bizim çıkan maviyi ben alsam yeterli. Güzel, Thresh'in tarayıcısı gitti. Kaldı bir tarayıcılar ama kontrol totemleri var. Buraya kontrol totemi atılırsa sıkıntı büyük. Bu ejder benim için önemli, bu yüzden buraya geldim. Top kulesi düşse bile bu ejder, yani Timon'un en önemli ejderi. Sürekli söylediğim gibi. Gayet iyi. Şimdi şuradan gitmeyelim. Orada görüşümüz yok. Tam kendisi top kuleyi alsın. Zaten bizim çocuk da top kuleyi almıştı. Ona yapacak pek bir şey yok. Yani yüzsüz gibi daha burayı zorluyor. Ziggs'in çıkması lazım. Güzel. İki kişi eksik orada kanka. Rahat rahat iş yapabilirsiniz. Kim tanklıyor? Tahmkench tanklıyor. Adamlar dive attılar bana da. Tahmkench'in flash'ı falan yok. Bot kuleyi alın. Tahmkench flash. Zinzal'ın savaşmaması lazım. Burası worked bu arada. Bizim... 3 kill alındı bot tarafında. Karşında beni kestiler. Çok büyük bir sıkıntı değil. Aa, kesti bizim çocuk. Onu kesemeyecek. Bu Viego niye o kadar tank? Kırmızı çarp atmış. Bizim çocuk da kırmızı çarp attı da. Viego çok vuruyor ya. Şu ilas indiren dehşet tanklaştırıyor adamı. Sen o tam kendine de hasar atarsın bu arada. Çiviliğe gitmediği sürece. Sanırım Varmok gidiyor Jitol. Kraken var zaten, her şekilde vururum ben onu. Okey.
Ben de şu Viego'ya Q'yu koyacağım, bu şekilde oyunu kazanacağız. Kana'yı kapatıyorum. Q çıkmadı elimden. Ozan nasıl asist aldım ben? Çıkmış sanırım. Mantar mı yedi? Yo. Allah Allah, çok ilginç. Çünkü Oklan Pensi de çalışıyor. Demek ki bir şeyle hasar atmışız. Ejderi deli gibi mantarlıyorum ben. Şu an Baron alamayacağız zaten. Kanka Baron site'de ölmezseniz iyi. Ben botu iteyim. Botu ittim aslında. İki kişi bug da. Baron alabilirsiniz. Gayet iyi oldu. Aynen öyle. Baron alın, alın. İki kişi botta. Kiana ile Thresh geldi. Kiana geldi de Thresh niye geldi? İkisinden birisi gitse yeterliydi. Güzel, bedava Baron kazandırdık takımı bu hareketle. Adamlar şu an pişmanlığını yaşıyor, diyorlar Baron'a girdiler de yapacak bir şey yok falan modunda takılıyorlar. Tam kendisi de şarksız şarksız pusumu atıyorlar modunda. Güzel, çıkalım buradan. Oo, sal sal sal. O kadar da değil. Elimde mantarım var, flash yapmayacağım diyecektim de zaten halk kazanmışız burayı. Oo. Şimdi bizim Alistar da yaşıyor değil mi? Hmm. Uç! Skill reset alıyor mu o şampiyon yoksa? Evet. Kill alınca E'si mi reset? Ya o şey, atılma skill mi resetleniyor? Aha. Evet, hissettirdi onu ya. Zaten Ejder'i deli gibi mantarlım diyeceğim, mantarın hepsinin süresi geçmiş ya, dolandırıldık. Ejder'i alalım ama. Şu an EOS'in plat 3 plat 4 telosunda falanız arkadaşlar. Yayınlarda kasmaya devam ediyoruz. Kasmaya çalışıyoruz daha doğrusu. İki gündür çok anlık şeyler olmasına rağmen. Elektrik gidiyor, internet gidiyor, işte ne bileyim saçma sapan takımlar geliyor. Ona rağmen bir şeyler deniyoruz. Akşam, her akşam saat 8.30'da yayın açıyoruz. Yayınlara gelebilirsiniz Twitch üzerinden. Orada da bu hesabı kasmaya devam ediyoruz. Tamam Kenç, o kadar da değil. Sen çok şımardın kanka, seni bir yatıralım aşağı. Şu şampiyonu banlayın. Bu oyunun özeti bu arkadaşlar. Aa. Bir şey yapamaz ki. Bana bitkinlik bastı. Bir şey değişmez. Sen de öleceksin. Pat. Ah be. Mantar patlasa çok eğlenceli olurdu. Kazandık oyunu burada ya bu şekilde. Tahmkenci laning'de early game'de bir kez kesebiliyorsunuz, keseceksiniz arkadaşlar. Onun dışında bir daha da kesemiyorsunuz söylediğim gibi. Onun dışında Teemo'ya banlanacak şampiyonlar Mordekaiser, Malphite, Tahmkenci. Zaten bunları söylüyorum. Fiora da bilen Fioralara karşı zor, fakat düşük elo'da Fioraların çok bildiğini sanmıyorum açıkçası. Şunu keselim bir. Yani elo'ya göre Platus'uysanız Fiora da banlayabilirsiniz. Ama çok almıyorlar Fiora'yı. Şu an metada olduğu için Tahmkenci banlamanızı öneririm kısaca. Oyunu niye bitirmiyoruz? Ya da bitiremiyor muyuz? Bitiremiyormuşuz. Haga be. Ziggs'i canlandırdın. Hmm. Tamam, bunu da kestik. Gayet iyi, gayet iyi. Alayını kestik. Zinzamız öldü ama Nexus'a saldık diyor da Kiana yaşıyor. Mekanik Center olsun arkadaşlarızlar. Kiana geber yazdı kanka. Alistar da uç yazmış. Oğlum. Çete bak. Ayda. Bakın bizimkiler her yerde kendini belli ediyor ya. Avrupalıyım yazmış Kiana. Avrupalıysan niye geber yazıyorsun? Yalan söylüyor bu arada. Olsun, yine de git. Veste de bizim toksiklerle uğraşmak zorunda kalıyoruz ya. Şu oyunu bitirelim artık. Şu Kiana'yı raporlayacağız mesela. Da ban yer mi? TR küfürü çünkü. Kanka bana var mı bir şey? Tamam, ölmedim. Bak beni deniyor oradan ya. Bak bizim çocuk şey yapmış. O Kiana beni tekliyor bu arada, çok güçlü. Ben yaklaşamıyorum ki, bizim şey de Ziggs de felç. Botu mu istedik acaba? Nexus'ları açık adamların oyunu bitiremiyoruz.
Lan bir botu itmeye gitsem mi? Satar mıyız? Ejderi alıp bitirmeye de deneyebiliriz. Ruh ejderi. Evet, ruh ejderi. Kalkan kazanırız. Aa, ulti yedim. Alistar zorlamak istiyor. Zorlayalım ya, all mid biter gibi. Bitti bitti, yani ulti falan da yok. O halde ben bir kapanışı yapayım Jitol. Arkadaşlar, videoyu bensiz beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Onun dışında abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olmadan izleyenler, abone olduğunu sananlar falan, bir aboneler mi diye bir kontrol ederlerse iyi olur. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.